Öncelikle böyle bir kongreyi düzenlediği için Sağlık Bakanlığımıza, geleneksel ve tamamlayıcı tıpla ilgili daire başkanlığında çalışan arkadaşlara ve her şeyden öte 2014 yılında geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğini çıkartarak biz arıcıların, biz gıda mühendislerini birazdan anlatacağım neden bu şekilde konuştuğumu. Daha önce anlatamadığımız, daha önce dillendiremediğimiz, kullanılmasının gerektiğini anlattığımız birçok şeyin artık son 4 yıldır siz hekimlerle ve paydaşlarla bu noktaya geliyor olması bizim için çok sevindirici. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümünde öğretim görevlisiyim ve Gıda Mühendisliği Bölümünde akademik çalışmalarımızı ve doktora çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Üçüncü nesil atadan bu işi yapan bir arıcı ailenin 5 yaşından beri arıcılıkla uğraşan ve akademisyen olarak da bu konuda sadece özellikle bu konuda çalışan bir akademisyen olarak bugün buradayım. Aynı zamanda bu yapmış olduğumuz çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde 2010 yılında bir akademisyen olarak kurduğum şirketimle hala devam ettiriyorum. Ve aynı teknokentinde genel müdür olarak idari yöneticisi olarak da ayrıca görevime devam ediyorum. Apiterapi ve arı ürünlerinin biyokimyasal özellikleriyle ilgili Doktor Stefan az önce de kendi sunusunda biraz bahsetti. Diğer klinik uygulamalarıyla birlikte de anlattı. Bizim daha çok bugün anlatmak istediğimiz konu Türkiye'deki arıcılığın hekim uygulamasına kadar geçen prosesinin nasıl yapılması ve arı ürünlerinin, arı sütü, bal, polen, propolisin özellikle gıda olan kısmının prosesinin son tüketiciye ve hekime nasıl sunulabilmesiyle ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğini anlatacağız özetle. Türkiye endemik bitki bakımından bakıldığında bizim bulunduğumuz bölge olan Ege ve Akdeniz bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesi olmak kaydıyla aynı zamanda kışlatma bölgesi olarak kullandığımız Akdeniz bölgesi ve Muğla bölgesinden çıkan arılarımız bu mevsimde, Mayıs ayında, Haziran ayında, Nisan'dan sonra Antalya'dan bir doğuya doğru bir kayış, bir kayma söz konusu Türkiye'de. Bu arı göçlerinin aynı zamanda hastalık boyutları, bulunduğu ekosistemde ve bulunduğu bölgedeki değişiklik de ayrı bir tartışma konusu. Bugün ona girmeyeceğiz fakat bizim Türkiye'deki üretim açısından baktığımızda çift yönlü bir üretim, kışlık ve yazlık üretim ve daimi bir üretim söz konusu. Aynı zamanda apiyer, arı zehri uygulamaları ve üretimleriyle ilgili de rahat bir coğrafi alana sahibiz Türkiye açısından. Bu çok önemli. Endemik bitki türü bakımından Türkiye 9000 bitki türünden yaklaşık 3000'i endemik bitki türü. Bu endemik bitki türlerinin de bir kısmı ballı polenli, bir kısmı sadece ballı yani nektarlı, bir kısmı da polenli. Tamamını topladığımızda bizim her ne kadar daha önceki yıllara göre bir popülasyonda azalma söz konusu olsa da henüz arı üretimi, bal üretimi için Türkiye halen bakir topraklara sahip, organik tarım alanlarına sahip. Şöyle bakacak olursak Türkiye'nin mevcut durumu ile ilgili bir istatistik var önümüzde. Arıcılık yapan 83 bin işletme, yıllık bal üretimi 114 bin ton, arılı kovan sayısı yaklaşık 8 milyon. Fakat diğer ülkelere göre Türkiye'de burada bir şöyle bir farklılık var. 83 bin işletme dediğimiz işletmenin yaklaşık 33 bin, 40 bine yakını hobi arıcılık ve 100 kovan altında arıcılıkla uğraştıkları için Türkiye ortalaması dünyadaki bal ortalamasından koloni başına düşen üretim miktarı ne yazık ki düşük. Bununla ilgili arıcılık tekniklerinin geliştirilmesi, bu işlerin yapılmasıyla ilgili de ayrıca çalışmalar yapmaya ihtiyacımız var. Türkiye dünyada Çin'in ardından bütün ürünlerde, Çin arı ürünlerinde, arı sütü, bal, polen ve propolis üretiminde şu an liderliği sürdürüyor. Biz Türkiye'de bal üretimi açısından ancak Çin'e yaklaşabiliyoruz. Arı sütü daha yeni yeni 5 yıldır, propolis bizlerin çalışmasıyla, bu konuyla ilgili arkadaşların çalışmasıyla 8 yıldır, 10 yıldır aktif hale gelmiş bir konu. Polen üretimi yeterli miktarda. Fakat arı sütü ve propolis üretiminde şu an Türkiye olarak eksik durumdayız. Kısaca şöyle bizim kendi yaptığımız arıcılık faaliyetleriyle ilgili de bahsetmek gerekirse
Şu an gördüğünüz fotoğrafta annem ve babam var. 40 yıldır bu işle uğraşmış bir ailenin devamıyız. Gördüğünüz arılar ve bütün çalışmalar kendimize ait. Aynı zamanda gıda mühendisliğinin prosesini yürüten bir çalışma yapmamızın yanında zootekni kısmını da, hayvan yetiştirme anabilim dalı ile ilgili kısmını da geçmiş akademik çalışmalarımda yürütmüş birisiyim. Çünkü bu bir multidisipliner konu. Arının öncesini, arının koloninin düzenlenmesini bilmeden ne apiair uygulamasını tam anlamıyla yapabiliyoruz, ne de arı sütünün o soğuk zincirinin sağlanmasını yapabiliyoruz, ne de kaliteyle ilgili bir araştırma yapabiliyoruz. Bu multidisipliner olayın hem zootekniği kısmıyla, hem hayvan yetiştirme kısmıyla, hem de gıda mühendisliği kısmıyla birleştirilmesi bizim açımızdan çok önemli. Ve ben bu alanda çalışmaya açık olan akademisyenlerin buraya girmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha çok spesifik konularda değil, bağlantılı çalışmalarda yürütmesi benim açımdan önemli. Yaptığımız çalışmalar, ekstraksiyon metodu geliştirme yöntemleri, daha detaylı anlatacağım birazdan. Bu bahsettiğimiz 2014'teki geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeninin içerisindeki 15 uygulama yönteminden birisi apiterapi ve şu anda ben de bir apiterapi eğitimcisi olarak hekimlere, burada içimizde eğitimimizi alan hocalarımız da var, Antalya'da eğitimleri veriyoruz. Timuçin Hocam İstanbul'da bu apiterapi eğitimlerini şu an devam ettiriyor. Bu çok önemli ve bunun uygulaması noktasında da biz henüz daha çok yeniyiz. Stefan ve diğer birkaç ülkedeki çalışan bu konuda yetkili ve daha tecrübeli kişilerden de birlikte çalışmamıza ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Apiterapi, Apis mellifera yani bal arısı ürünleri olan bal polen, propolis, arı ekmeği ve arı zehrinin hastalıklarının tedavisinde bir bütün olarak kullanılması aslında. Arı ürünleri biz ikiye ayırıyoruz. Arının doğrudan vücudundan salgıladığı ürünler, arı sütü, bal mumu ve arı zehri. Arının bitkilerden topladığı ve kısmen vücut salgılarını da eklediği ürünler, bal polen, propolis. Burada şöyle bir konu var. Bu detayı bilmek bunun hekim açısından uygulama noktasında da önemli. Çünkü esas bu tablo bütün apiterapi ürünlerini kalitesini yönlendiren faktör bence. Doğrudan salgıladığı ürünler arı sütü, bal mumu ve arı zehri diyoruz. Yani daha çok doğaya çok bağlı olmayan bal polen, propolis tamamen bulunduğu ortama ve coğrafi koşullara, havanın nem oranına, güneşin gelme açısına, arının bulunduğu yere göre değişen bir kalite kriteri oluşturuyor bu ürünler açısından. Burası, bu tablo bence çok önemli bir durum. Görüyorsunuz ham halde ürünleri göstermek istedim. Propolis'i görecek olursanız taş gibi ve normal şartlarda parçalanması çok zor görünen bir ürün. Ve son 8 yılımı buna vermiş birisiyim. Nasıl propolis ekstraksiyonunu biz sağlayabiliriz, son ürün haline nasıl getirebiliriz konusunda çalışıyoruz. Arı sütü yine 3 yıl çalışmamız, yüksek lisans tezi ve yayını olarak yapmıştım daha önceki ilk yıllarımda. Arı sütünün Türkiye'de %1 diyebiliriz üretimini. Yani tüketilen arı sütünün, Türkiye'de üretilen arı sütünün oranı %1'i geçmeyecek durumda. Çünkü Çin ve Brezilya'dan gelen arı sütleri çok üst noktada. Ve bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini düşünmüştüm. Ve bununla ilgili de bir tezimi bu noktada dizayn ettim. Hala bunun üzerine de çalışmaya devam ediyoruz. Birazdan detayını paylaşacağım. Apiterapi çalışmaları son 2017 yılında özellikle 2016 ve sonrası hem sosyal medyadan takip ediyoruz, hem akademik çalışmalar açısından bakıyoruz. Şu an tüketicilerin de apiterapi ve arı ürünlerine büyük bir ilgisi ve talebi var. Çünkü aslında fitoterapiye göre biraz daha değerlendirdiğimizde arı aslında orada bir laboratuvar. Arı orada bir aslında hekim, arı orada bir gıda mühendisi. Çünkü arı birçok işi bize bırakmadan halledebiliyor. Yani arıcı işini düzgün yaptığı zaman aslında bizim çok da bir şey müdahale etmemize gerek yok. Sadece birkaç üründe arı zehrinin saflaştırılmasında, propolisin ekstraksiyonunun yapılmasında ve diğer birkaç üründe sadece biz rafinasyon işlemi uygulayabiliyoruz. Aslında arı ürünü demek zaten organik bir ürün. Yani organik bal, organik ürün kısmı biraz da o nokta tartışmaya açık bir konu bence. Zaten arı ürünü organik olmalı. Çünkü arı işte bunun içerisinde şeker
verilmesi, zehirle ilaçlanma yapılması vesaire gibi varroa mücadelesi gibi mücadele konusunda da ayrıca tabii ki handikaplar var. Fakat olması gereken tanımsal anlamda arının ürettiği, müdahale edilmeyen ürün zaten arının laboratuvarından çıkmış ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tam bir gıda. Propolis, bal arıları tarafından ağaçların kozalak ve kabuklarında ve bitkinin genellikle dış kısmında çeşitli yağlar, polenler, özel reçine ve musun maddelerin karışımından oluşan antiviral, antibakteriyel ve antifungal etkiye sahip bir ürün. Diğer arı ürünler içerisinde bir arı yetiştiricisi de olarak aynı zamanda bu konuya bakacak olursam, işlenmesi çok zor ve kullanırken bir rafinasyondan geçmesi, biz ekstraksiyondan ve bir filtrasyondan geçmesi gereken en önemli, en yegane ürün propolis. Bu açıdan henüz Türkiye'de çalışan arkadaşlarımız, çalışan akademisyen arkadaşlarımız ve çalışan firmalar var. İyi bir yol alıyoruz 3-4 yıldır birlikte. Fakat hala yeterli değil. Çünkü Anadolu propolisinin, yerli propolisinin de üretiminin arttırılması noktasında arıcının bilinçlendirilmesi ve arıcının bu konuda teşvik edilmesi önemli. Bu konuda Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin ve il birliklerinin de aktif bir kampanyayla çalışma yürütmesi Türkiye açısından önemli. Toplandığı yöreye ve bitki örtüsüne göre ılıman iklim propolisi, kahverengi tropik bölge propolisi, siyah ve Küba propolisi, menekşe olarak biz adlandırıyoruz. Fakat yine birbirler arasında topladığımızda birbirini tutmayan renk farklılıkları gözetebiliyoruz. Kısaca kimyasal bileşimine bakacak olursak %50 reçine, %30 mum, %5 organik bileşenler, %5 polen ve %10 esansiyel yağlar. Yani biz reçine ve mum kısmını ayırdığımızda bizim aslında işlememiz gereken, elde etmemiz gereken çok düşük bir oran kalıyor. Bu açıdan da daha önceki yıllarda hep biz görüyorduk, arıcıların içerisinde sürekli bulunduğumuz için kovandan toplanan propolisin ham halde tüketilmesinin daha doğru olduğunu halen anlatan kişiler var. Kesinlikle bu noktada zaten gerekli çalışmalar da yapılıyor, fakat doğal olması mümkün değil kovandaki propolisin. Geleceğiz birazdan. Çünkü kovan toplamasında bakarsak trepler şeklinde biz kovandan propolis topluyoruz. Eğer kovanın giriş tuzağından, giriş kapısından ve çatlaklardan topladığımız zaman arı eğer ortamda yeterli bitki ve salgı bulamazsa asfaltı da topluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bununla ilgili birçok yayın da var ulusal ve uluslararası. Bu net bir şekilde görülebilir. O yüzden propolisin mümkünse sıvı propolis ekstraktı ve mikro enkapsüle hale getirilmiş propolis ekstraktı olarak tüketilmesi ve önerilmesi bence arı ürünleri açısından en başa koyulması gereken, hekimler açısından da en başta tutulması gereken bir husus. Arılar propolisi neden üretirler? Kovanda kendisinde aslında arının bütün döngüsündeki ürünlerin tamamını kendisi için üretiyor, biliyoruz. Fakat bu noktada tabii teknik arıcılıkta arıyı yönlendirerek beekeeping management dediğimiz olay aslında burada arının yönetilmesi, arıyı doğru yönetmek. Apiary uygulamasında da bu var. Eğer bir arıcıyla çalışmıyorsanız, bir prosesle çalışmıyorsanız sizin Apiary uygulamasından fayda görmek yerine zarar görme ihtimaliniz de var. Çünkü içerideki kovanın hava sirkülasyonunun ayarlanması ve bunun koloni yönetiminin yapılması aslında Apiary'nin en temel konusu. Ve bu anlamda arıcılarla ve bu işi bilen kişilerle çalışmak ve birlikte bir multidisipliner sistem kurmak hem apiterapinin bundan sonraki yıllarda hekimler açısından ve klinik uygulama açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, propolisin diğer bir özelliği, arılar ana arı yumurtayı yumurta gözlerine bırakmadan önce kraliçe arı aslında bir sıvama maddesi olarak kullanıyorlar. Bu çok önemli bir dezenfeksiyon maddesi. Tüm açıklıkları kapatma noktasında da Türkiye'de aslında arı tutkalı olarak geçer propolis. Daha eski Türkçelerde prebolu, daha geçmiş yıllara indiğimiz zaman propolisin ismi bu şekilde. Pro ön polis koruyucu anlamı, yani ön koruyucu anlamında bir ismi var propolisin de. Koruyucu özellikleriyle hem kovanda antiviral, antibakteriyel, antifungal etkileriyle kullanmış bir ürün. İnsanlar propolisi neden tüketmeli, neden tüketirler? Çünkü araştırılan ve bizim de hekimlerle birlikte şu an bir 8 kişilik ekibimiz var. Akdeniz Üniversitesi'nde çalışmaya başladık bir yıl önce.
yayın aşamasındayız. Biyolojik aktiviteleri ve etken maddeleri açısından bakacak olursak, antibakteriyel aktivitesi, antiinflamatuar, antitümör, karaciğer koruyucu ve antioksidan aktiviteleriyle ve içerisindeki özellikle fenolik bileşenlerle birlikte propolisin hastalık tedavisinde ve normal uygulamaya ek olarak, yardımcı olarak kullanılabildiğini yayınlardan ve çalışmalardan ve kendi kullanımımızda ve geleneksel olarak en önemlisi bir ürünün bir yerde, bir ülkede, bir yaşantıda deneniyor olması ve fayda görüyor olması geleneksel tıpın ve geleneksel arıcılığın, konvansiyonel arıcılığın aslında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor bizlere. Kullanım alanları gıda katkı maddesi olarak kanser tedavisinde kansere ek antitümör ve antiinflamatuar etkileriyle az önce de bahsettik. Gıdaların raf ömrü uzatılmasında, arı sütü ve E vitaminiyle birlikte ilaç ve kozmetik sanayisinde, depolamada gıda mühendisliği açısından da kullanılan bir alanı var. Ayrıca yarış atlarında performans arttırıcı olarak da propolisin kullanıldığını, balık yemlerinde bağışıklık sistemini, balıkların arttırılması için kullanıldığını biliyoruz. Propolis katkılı ürünler, antibiyotik merhem, deodorant, ruj, burun spreyi vesaire gibi Türkiye'ye henüz dışarıdan çoğunluğu ithal edilen ürünler var. Fakat diğer üretimleri de şu an son 3 yıldır aktif hale getirildi. Kısaca yapmış olduğumuz Ar-Ge inovasyon çalışmalarından bahsetmek istiyorum. 2012 yılında Teknogirişim Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, şu an TÜBİTAK projesi olarak devam eden proje, fonksiyonel bir gıda olarak propolisin toz ekstrakt halinde elde edilmesi projemizi ödül kazanarak başlamıştık ilk üretimimize. Bu şu şekilde önemli bizim için. Toz ekstrakt haline getirebilmek için bu aşamalardan geçerken propolisin tüm sistemini aslında kullanmış oluyorsunuz. Yani öncesinde sıvı propolis ekstraktını elde etmeniz lazım ki toz propolis ekstraktını mikro enkapsüle halde elde edebilelim. Suda çözünür propolis ekstraktı çalışmasını yürüttük. Aslında Türkiye'nin en büyük eksiklerinden birisi olan ve çoğunlukla bu yöntemin kişiler tarafından çok anlatılmadığı dönemlerde bir üretim akış şemasını hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu önemli bizim açımızdan. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Mikro enkapsülasyon uygulamasıyla Çin'de, Brezilya'da ürünlerin olduğunu biliyoruz. Fakat yerli üretimde ilk bu ürünü yapan kişi olmak benim açımdan önemliydi. Hala da üzerinde iyileştirmeler için çalışıyoruz. Şu Antalya Teknokent ürünü olarak, bir apiterapi ürünü olarak şu an toz propolis ekstraktı, sıvı propolis ekstraktı ve özel formülasyon hazırlanmış şekliyle arı sütü, bal, polen, propolis karışımlarını şu an elde edebiliyoruz. Arı sütü genç işçi arıların 6 ve 12 günlük yaştaki arıların ana arıyı beslemek için ürettikleri aslında besin maddesi. İşçi arı ve erkek arı larvaları larva döneminin ilk 3 gününde, ana arı ise larva dönemi boyunca arı sütüyle beslenmektedir. Yani bu aradaki 3 günlük süre arının bundan sonraki hayatında ne olarak yaşayacağını ilgilendiren bir konu. Arı sütü o kadar arının kendisi açısından önemli bir konu. Biyolojik aktivitelerinden az önce bahsettik. Daha önemli bir kısmı vaktimiz yetiştirmeye çalışıyorum. Arı sütünün en önemli majör bileşeni 10 hidroksi 2 dekonoik asit ve biz yıllarca bunun üzerinde çalıştık. Tahşiş kriteri, aynı zamanda kalite kriteri. Yani arı sütünün arı sütü mü değil mi? Arı sütü larvadan mı üretilmiş? Arı sütü gerçekten arı sütü mü, yoksa erkek arılarının pupalarının blenderdan geçirilmiş hali mi? Bunlar sahtecilikte yapılan hususlar. Bununla ilgili çok çalışma yaptık. 10 hidroksi 2 dekonoik asit arı sütünün lipid kompozisyonunda %31'lik bir orana sahip. Yapmış olduğum test çalışmasında 13 adet ticari ürünün bir tanesi Akdeniz Üniversitesi'nde kontrollü şartlarda kendi alanımızda, arıcılık tesisimizde ürettiğimiz arı sütünü biz baz aldığımızda ortaya çıkan bir konuydu. Nem, ham protein, asitlik, pH, kül, toplam şeker, fruktoz, glukoz, sakaroz ve 10 hidroksi dekonoik asiti incelediğimizde ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Arı sütü örneklerinin 13 arı sütü örneğinin 6 tanesi 10 hidroksi dekonoik asitinin açısından özellikle incelediğimizde %1.4'ün altında, 0.6 düzeyindeydi. Bunların bir kısmı, 3 tanesi Çin'den ithal edilmiş propolislerdi, 3 tanesi de yerli olan propolislerdi. Bu da şunu ortaya çıkartmıştı, ben tez savunmamda da bunu söylemiştim.
her yerli iyi değil, her Çin'den gelen kötü değil. Böyle bir şey var. Çünkü burada şunu sağlamamız lazım. Yerliyi önermemiz lazım. Fakat yerli üretim metotları eğer geliştirilemediyse onun çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Bununla ilgili laboratuvar çalışmaları ve analizlerinin yapılması önemli. 10-hidroksidekonoik asit yine söylediğim gibi gerçekliğin, saflığın ve rutin testinde en çok kullanılan bir parametre. Oda koşullarında saklandığında bir çalışma yaptık. -18 santigrat derece, 4 derece ve 25 santigrat derecede bırakıldığında tedricen bir bozulma söz konusu 10-hidroksidekonoik asit açısından, ama tamamen bozulma, tamamen bir gıda bozulması olmadığında görüyoruz. Türk standartları enstitü açısından, standart açısından bakacak olursak arüstü ve propolis henüz bizim biyokimyasal anlamda propolis standardı henüz yeni hazırlanıyor. Arüstü standardımız var, Türkiye'ye uyarlanmış. Bu konuda çalışmalara ihtiyacımız var. Bir arüstü toplama örneğini görüyorsunuz. Şu an ortada gördüğünüz fotoğraftaki larvanın etrafındaki kemiksi kısım arüstü. Yani larva buradan atıldığı zaman dışındaki arı sütünü alıyoruz. Evet, diğer gelen soru akıllarınızda şu an var. Arı sütü alırken larvayı öldürüyor muyuz? Evet, bir teknik arıcılık yöntemi olarak mecburen arı sütü almak için oradaki hücrenin ölmesi gerekiyor. Böyle bir tek olumsuz tarafı, ben şahsım adına böyle bir tarafı var. Bal çeşitleri açısından çok zenginiz ülke açısından. Bala geçiyorum. Yayla çiçek, portakal, kestane, kekik, ıhlamur, lavanta, ayçiçeği, okaliptus, akasya. Memleketimiz hakikaten bir bal cenneti. Fakat üretim konusunda yapılan sahtecilik ve televizyonlarda ve medyada yapılan iritasyon sonucunda şu an arıcılık sektörü büyük darbe almış durumda. Bunu da aslında yönetmemiz lazım. Çiçek balı, nektar, arıların nektaryumlarından, nektar çiçeklerin nektaryumlarına nektar toplamasıyla elde ediyoruz. Çam balı ülkesiyiz biz. Dünyanın çam balı üretiminin %90'ını biz karşılıyoruz. Marcellina helenica, Monophyllus helenicus isimli böceğin kabuk yüzeyine bıraktığı salgıdan arıların alarak ürettiği bir besin maddesi. Çok önemli bir bal bizim açımızdan. Çam balı ve kestane balı, o mu iyi, bu mu iyi belki soracaksınızdır ama onunla ilgili birazdan ayrıca cevap verebilirim. Deli bal yine bizim Karadeniz bölgemizde rhododendron bitkisinin aslında kestane balıyla ard arda açan bir konu. Karışmasıyla oluşan bir bal. Mad honey, aynı zamanda tıbbi bal olarak da kullanıyoruz. Evet, arı poleni genel bileşimi açısından baktığımızda yüksek besinsel lif, esansiyel yağ asiti, linoleik ve linolenik asitler açısından çok önemli. Ortalama olarak polenin yaklaşık %25'i en az 18 amino asit içeren protein, çeşitli vitaminler, 28 farklı mineral, 11 enzim ya da koenzim, 14 yağ asidi, 11 karbonhidrat ve hormon bulunmaktadır. Yani bir insan hiçbir şey bulamasa, suyla polen yese aslında tam gıda. Birçok yaşamsal faaliyetini belli bir müddet devam ettirebilir. Polenin diğer gıdalardan, arı ürünlerinden farklı noktası da bu. B vitaminlerinde çok zengin. Kimyasal kompozisyonu bitki türleri arasında çeşitlilik gösterir. Genellikle her ne kadar her ürünün rafine edilmemesi önemliyse de polenin paçal yapılmışı, karıştırılmışı ve farklı çiçek türlerinin bir arada bulunmuş olanı daha önemlidir apiterapi uygulaması açısından. Enerji ve dayanıklılığı artırır. Multivitamin açısından çok zengin. Aynı zamanda arı sütüyle birlikte kullanıldığında cinsel hormonların yükseltilmesi, artırılması açısından da önemli bir tarafı var polenin. Arı ekmeğinin polenden farkı şu, biz arıda poleni toplarken öne bir tuzak koyarız aslında. 5 milimetre çapında arı oradan geçerken bacaklarından topladığı ürünü bize bırakır. Eğer içeriye biz bunu bırakırsak arı işte arı ekmeğini yapar. Kendi bir takım biyokimyasal değişikliklere uğratarak kimyasal değişikliğe uğramış kendi gıdası olarak kullanılacağı polene de biz arı ekmeği diyoruz. Bu da şu an son 3-4 yıldır Türkiye'de üretilmeye ve kullanılmaya başladı. Arı havası, apiair, bu tarafa çok girmeyeceğim fakat söylemek istediğim en önemli şey şu, konuşmamın başında da söyledim, apiair uygulaması da yapsak, arı zehiri uygulaması da yapsak, klinik uygulama da yapsak, arının bizzat kendisiyle eğer sokturarak noktalara uygulama yapacaksak, buna dikkat etmemiz gereken şey şu, arı sağlıklı mı? Arı bir kimyasala bulaştı mı? Bir
kontaminasyonu var mı? Kovan içerisindeki hava gerçekten sağlıklı bir hava mı? Bunun yönetilmesi, management'ı da aslında en önemli nokta. Burayı genelde atlıyoruz. Biz bir hem zootekniği tarafıyla hem gıda mühendisliği tarafında hem de bu işin hijyeni tarafından baktığımızda tabii ki arı havası, kovan içindeki hava çok önemli, fakat ilaçların yönetilmesi, ilaçlanmayan dönemlerde bu işin kullanılması, yavru çürüğü olmuş bir Amerikan yavru çürüğü olmuş, Avrupa yavru çürüğü olmuş bir kovandan apiair uygulaması yapmanın hiçbir anlamı yok. Yani modern, şu anda popüler bir konu haline gelmişken bunları söylemekte fayda var. Bunları çok dikkatli ve kontrollü bir şekilde bitirmemiz lazım. Toparlıyorum hocam. Yani kovan içinde bulunan havanın bir fan mekanizmasının sistematik veya yavaş bir şekilde alınarak solunması temeline dayanan bir konu. Arı zehri, Doktor Stefan az önce bahsetti, çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece burada söylemek istediğim şey şu: arılar 0.3 miligram ömrü hayatınca ortalama arı zehri ürettiğini biliyoruz. Ortalama günlük 12 günlük hale geldiğinde en yüksek üretimde olduğunu da biliyoruz. Milyonlarca arı var. Evet, milyonlarca arıdan kilolarca arı zehri üretebilecek miyiz? Hayır, üretemiyoruz. Bizim şu an arı zehri toplama aletinde bunu çalışıyoruz 2 senedir. Öyle kolay bir iş değil. Bunu yapan da Türkiye'de 10-15 tane arıcımız var toplamda ve hepsiyle irtibat halindeyiz. Bu da bir sanat, bu da bir üretim metodu. Fakat bunu topladıktan sonra bunu nasıl insanla kullanacağız şimdi? İşin orada saflaştırma kısmı giriyor, boyut. Bu saflaştırma olayı var. Şu an çalıştığımız nokta bu. Çünkü melitin olmalı, fakat anafilaktik şoka sokabilecek, alerjik reaksiyonları sokabilecek olan diğer kısımları bizim ayırmamız lazım. Şu an ultrafiltrasyon cihazında bunu kısmen başarmış durumdayız. 8 kilo daltondan geçirdiğimizde, çünkü ortalama 4-5 kilo daltona denk gelen bir boyutu var melitinin özellikle. Bu konuda da çalışma yapıyoruz. Amerika'da ve birkaç ülkede satış halinde olan, ticari olarak kullanılan ürünler var. 40'tan fazla aktif madde içeriyor. Arı zehri iltihap söktürücü etkisinden dolayı özellikle melitin çok ön planda. Piyasada birkaç tane ürün var bu şekilde kullanılabilen. Fakat Türkiye'de henüz arı zehri uygulaması yapacak olan hekimimiz birkaç tane. Timuçin Hocam burada zaten. Dursun Hocam var. Biliyorum ilgileniyor Bursa'da. Antalya'da Ferhat Hocam var. Bu konuda ilgili çalışanlar var ama biz de gıda mühendisleri ve bu konuyla ilgilenen çalışan arıcılar olarak şu anda onlara son ürünü hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim de hedeflerimizden bir tanesi bu. Uygulamaları da zaten detaylı anlatıldı biraz önce. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.